Ama servis gerçekten gecikiyor. Gecikti. Gecikiyor. Gecikti mi? Evet. Ayranınız seslen var mı? Ben asitli içecek içemiyorum çünkü. Ay getirir. Var, midem. Tamam. Servis açıkçası gecikmiyor da gerçekten elimden gelince hazır hızlı olmaya çalışıyorum. Bakar mısın canım? Ne de tatlıça. Bakar mısın canım? Hanımefendi. Geliyor. Hanımefendi. Şey yapar mısın? Servisi alıp gel. Bana bakmıyor öyle. Bakar sana mısın mı dedim de bak. Nurcan bakar mısın demiş. O da gelmiş bakıyor orada. Bakar mısın dedi. Kızcağız ne yapsın yok, baktı. O kadar çocuk. Çocuklukta baktı. Bakar mısın? Beraber dedim. Yaşıyorlar burada 3,5. 22 yaşında daha geldi. Çok genç. Geldi de bakayım. Çocuk ne var ne der ki? Bir tane gözlenmiş patates, bir tane gözlenmiş biber, bir tane çeri domatesimiz var. Greçka pilavı bu. Dağıldı. Dağılan bir şey çünkü. Soğudu ama köfteler yani pişti. Evet aslında pişti. Niye pişecekti ya? Pişen şey alacak, koyacak, getirecek. Bir şeylerden hazırlayır da. Onda şeyi vardır, pilavı var. Ha, pilavı var, greçka var, yapacak. Greçkayı biliyor musunuz? Hmm. Siz ama bilirsiniz. Benim bildiğim buğdaydı değil mi? Buğday, kara buğday. Kara buğday. O pilavını koyacak, o köftesini çok sağlıklıdır şeyini kara koyacak. Buğday. Çok her şey. Çok aman aman bir lezzeti yoktur ama çok lezzet şeyi çok faydalıdır. İçini temizleyen bir şeydir o. Kara buğdaylı. Heh bak greçka bu. Heh. Yine onların o tarafların. Öyle işte o greçka değilir. Eğer böyle mi yiyeceğiz? Nasıl? Baksanıza bütün bir halde. Allah Allah. Hiç de böyle görmedim böyle şekilde gelip geldiğini. Pişmemiş. Bakın pişmemiş, sert. Oo. Baksanıza. Patlıcanları biz böyle sağ sağ közlep koyuyoruz. Bir şey doğramıyoruz falan. Tabağı da biz böyle servis ediyoruz. Normalde böyle mi yiyorsunuz patlıcanı? Böyle yiyoruz. Evet ben de şaşkınım. Başka işlemlerden geçiyor mu? Böyle yemiyoruz. Böyle küçük küçük yuvalı yiyor. Ama bunu kesebilirdi yani. Közde patlıcan kesmesi yani. Közde patlıcan tamam da bu kadar uygun. Yani ben bir şekil dedim alır. Yani kıyırıp deminden beri ona uğraşıyor ben diyorum. Bu büyük şeyi getirdi. Büyük büyük getirmişsin. Onu kesip kesip getirseydin daha güzel olurdu. Deminden beri neye uğraşıyorsun sen orada? O bir yandan koy, bir yandan koy. Güzel. Aa, niye böyle büyük patlıcan? Bizde öyle koyulduğu için zorla. Sizde öyle mi koyuyoruz? Evet, biz küçük, öyle küçük, olmaz küçük daha olarak küçüktü yani. Evet, biraz küçük daha da al marketten sonra daha küçük oluyor patlıcan ama bulamadım en küçüğünü. Tamam burada keşke nasıl yiyeceğim? Koysan, ama keşke doğrayıp koysaydın. Kesseydin. Dilimleyip koysaydın. Şey getir şeye de. Benim hiç pişmemiş. Katır katır ben bunu nasıl yiyeceğim? Sizde de şeker. Patlıcanları büyük olmasından dolayı eleştirdiler. Haklılar biraz büyük aslında. Keşke doğrasaydım onları. Yanlış köfteleri vermek istemiyorum. Patlıcanlar için biraz diri diri kalmış dediler. Böyle kabuğuyla mı getiriyorsunuz yoksa onu bir işlem yapıyor musunuz? Hani biz ezeriz yani mesela közleriz, soyarız kabuğunu. Soyarız en yok yok. Kimisi biz içine domates, soğan bu katar, olmuş, kimisi bu büyük olmuş da biz böyle küçük küçük. Hani küçük de olduğunda ha bütün olarak mı közleyi koyuyor koyuyorsunuz tabağa? Anladım. Küçük ha patlıcanları biliyorum küçük ama patlıcan onları burada bulma ihtimali çok düşük. Niye getirmedi? Bir yerden getirtmedi veyahut bunu kesmedi. Patlıcanın biraz büyük olması, diri olması eleştirildi köftelerim. Biraz keşke yanmasaydı, daha diri diri dursaydı. Resmin bizden alay eder, gülüyorsun yani. Dedim ben, söyledim, nasıl dedim, yiyeceğiz bunu? Dedim ben, bıçağınla kessin de orada bıçak var ya. Şimdi sen gördün bütün bak, köfte getirdiğini. Bembeyaz, sen ben zannım kesecek evet, mi? Pişmemiş bir de. Nasıl kesecek yiyeceğiz? Kesecek sandım ben onu. Ha kesecek sandım. Kesseydi ama çiğ. Evet pişmemiş ki, az tuttu herhalde onları. Yani bir yarışma masasında bu şekilde sunumu çok kötü. Aslında yanmadı ama biraz üst kısmı kızardı. Onu da biraz erken koymamla alakalı bir şey. Pastalarını da keşke eleştirmeseler. Anlatamıyorum da biz öyle yapıyoruz. Yani diri diri koyduğumuz için ben tamamen kendi usulümü yaptığım için. Yoksa doğramak benim için bir şey değildi. Bence kötü görünmüyor. Olması gerektiği gibi buna daha bir şey yapamayız. Benimki pişmiş. Evet fena sizinki değil daha pişmiş sanki. Dün şey ettin. Ama biberim yok, benim hiç pişmemiş. Pişmemiş. Benim de biberim buraya aynı şekilde çiğ. Niye? Hanımefendinin evet çatalı yok Gülsene. Çatal versene. Pişmemişi de kaynana vereydim. Bana geliyor, geliyor nedense. Köfteler yanmamış ama gördüğüm kadarıyla. Benimki yanmamış en azından. Yanan var mı köftesi?
Benimki de en önemli nokta o. Yanan var mı? Ha, iyi yok. Bari yanmamış. İyi kurtarmış köfteyi. Köfteleri daha nasıl olmuş şu an yorumlarına biraz bakacağım aslında. Tam bilmiyorum. Biraz yanık olmuş olabilir ama piştiğine bir bilgim yok. Patlıcan öyle geri servis yapılmaz. Onu soyarsın. Soyduğun şekilde getirirsin. Masaya bütün bile getirsen ama soyup getirirsin. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Patlıcan bana bakıyor, ben patlıcana bakıyorum yani. Öylece gitti patlıcan, inmedi, patlıcanı yiyemedim. Tabağın bütün görüntüsünü mahvetmiş. Kocaman biber, kocaman patlıcan koymuş. Çok sunumunu beğenmedim gelinimizin. Köfteler benimki pişmemiş Suhal Hanım. Nereden anladınız? Bakar mısın? Kes hiç şey yok ki. Bir tarafı yanmış. Kesenin içine bak. Bir bakın, bakacağım, çatalım gelsin de. Bakacağım. Köftenin içinde neler var? Köftenin içinde şey, aşın gelsin diye priprava'ya ne derler? Baharatlar. Baharatlar, özel baharatı var. Sarımsak var. Soğan var. Teşekkür bunda ederim. Bir de kuyruk yağı var galiba. Hı hı. Ya bak kuyruk yağı kuyruk var. Böyle var. Hepsi. Kuyruk yağı. İlla bu kuyruk yağı buna koyulması lazım ki şey olsun. Lezzetini versin. Bu çok fazla özelliği. Konmuş. Köfteye biraz kuyruk yağı fazla kattık. Onu söylemiştim. Fazla olacak diye. Keşke az katsaydık. Ona katılıyorum. Kuyruk yağı içinde dolu. Ayrıca bunları çıkarttım içinden yani tabağıma koydum. O şey dilimlenmiş sarımsak zannedersen. Hayır, kuyruk yağı. Ben köfte mi yiyorum, kuyruk yağı mı yiyorum anlamadım. Aşk da versin. Oh, oh. Gerçekten çok fazla içinde. Bak her yeri kuyruk yağı. Ne kadar kuyruk yağı koydun buna Yüser? Soruyor 300 gram. 300 gram. Evet. Ette çoğu da ama. Et ne kadardı ki zaten? Et 1 kilodan fazlaydı. 1 kilodan fazla. Buyurun. Köfteden belli zaten çok fazla. Yağlı olmasından. Evet, 300 gram. Onu azaltamaz mıydınız 300 gram kuyruk yağını? Eti çoğuydu, 1 kilodan fazlaydı. O yüzden o... 300 gram koymuş. Ama onu şimdi az da koysanız günü biraz ağır verir. Evet. Yani 300 gram biraz fazla geldi bana da. Kayınvaliden biraz yeteceğini düşündü kuyruk yağını. Fazla olmayacağını düşündü ama ben fazla olacağını söylemiştim zaten. Benim bir önerim var. Yani madem şey yapıyorsunuz, köfteli kıyma alıyorsunuz, onun yağını orada çektirseydiniz keşke. Yağlı köfte orada kıyma alsaydınız. Orada çektirmişti. Böyle yani. Kocaman bu sizin köfteye özel olarak konuluyor benim bildiğim değil mi kuyruk yağı? Ama bu kadar mı konuşuyor? Kocaman, büyük büyük parçalar. Evet. Yani öyle olmuştu. Kıymayla birlikte makineden geçirilmiyor mu? Nasıl? Kıymayla doğramış. Birlikte kuyruk şimdi yağı biz öyle makineden geçirilmemişti. Bunda öyle geçirilmemişti. Dişe gelecek diyorsun. Bunda öyle geçirilmemişti. Özellikle herkes böyle şey. Herkes beğenmeyebiliyor kuyruk yağını. He yani böyle yani. Ama özellikle bunda bu şeyi kuyruk yağı yapılı yerde bunu. Geç kaldım düşünmüyorum. O konuda eleştiri gelirse gerçekten kabul etmeyeceğim. Çünkü hiç durmadım ve elimden geleni de hızlı olmaya çalıştım. Zaten kayınvalidem acele ettirdi yeterince. Yavaş olduğumu düşünmüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.